Edirne'miz, tüm Ciğer size hayırlı uğurlu olsun. Bugün belki küçük bir aile görüyorsunuz ama yarın bu ülkenin geleceğinde, bu topraklara, çocuklarımızın geleceğine sağlam bir ülke miras bırakacağına inanıyorum. Ya Allah, Bismillah, hayırlı uğurlu olsun. Anadolu yiğitleri, güçlü bir Türkiye için bir araya geldiler. Ülkemizin geleceği için biz de varız dediler. Genç iş adamlarımız, bizler de varız dediler. İş kadınlarımız, bizler de varız dediler. El ele verdiler. Gönüllerinde uzak yakın demeden bugün burada, kadim şehir Edirne'de, Büyük Edirneli Fatih Sultan Mehmet'in Edirne'sine, Edirne Tümkiyat İl Başkanlığı açılışına tüm konuklar, değerli misafirler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün 2017 yılında değerli genel başkanımızın öncülüğünde başlayan ve bugün 35.si Edirne'mize nasip olan il başkanlığımızın açılışını geçmeden önce bizlere bu cennet vatanı bırakan başta Büyük Önder Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, kahramanca mücadele eden gazilerimizi anmak üzere bir dakikalık saygı duruşuna. Değerli misafirlerimiz, şimdi de açılış konuşmak üzere Tümkiyat Edirne İl Başkanımız Sayın Oğuz Kurum'u kuvvetli alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, siyasi partimizin il başkanları, ilçe başkanları, oda başkanlarımız, hepiniz hoş geldiniz diyorum, sefalar getirdiniz diyorum. Evet, Edirne, şehirlerin sultanı, sultanların şehri, Fatih Sultan Mehmet Han'ın doğduğu, Mimar Sinan'ın donattığı, Şükrü Paşa'nın destanlar yazdığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün hemşerisi olmaktan onur duyan, şeref duyan Edirne'mize Sayın Genel Başkanım, Divan Başkanım, Genel Başkan Yardımcılarım, Tümkiyat ailemin il başkanları, Tümkiyat ailemin birbirinden kıymetli üyeleri, sizler de hepiniz hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz diyorum. Tümkiyat, Tüm Kalkınma Girişimci İş İnsanları Derneği bir sivil toplum örgütüdür. Sivil toplum örgütleri demokrasinin olduğu ülkelerde vazgeçilmez unsurdur. İşte bugün burada Tümkiyat'a selam vermek demek, 35 vilayete, 25 ülkeye selam vermek demektir. Edirne, biliyorsunuz, ülkemizin Avrupa'ya açılan serhat şehri, sınır şehridir. Bir olmak, beraber olmak, beraber ticaret yapmak, bu ülkenin ekonomisine katkıda bulunmak çok önemli. Bugün dünyayı sarsan bir kriz var. Ülkemiz elbette bundan nasibini alıyor. Ancak bunlar bir engel mi? Tabi engel. Ama bu engeller de aşılacak. Bundan sonra daha güçlü irade koyan insanlar bir araya gelecek. Gelin birbirimizin yakasını tutmayalım. Birbirimize elimizi uzatalım. Kalbimizi açalım diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın diyorum. Çok değerli il başkanımız
Sayın Oğuz Kurum'a çok teşekkür ediyoruz konuşmaları için. Efendim, şimdi de sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili konuşmalarını yapmak, TÜMKİAD'la ilgili bilgilerini paylaşmak üzere STK uzmanı Sayın Tunca Erdağ'ı kuvvetli alkışlarınızla davet ediyorum. Evet, Sayın Protokol, değerli izleyiciler, öncelikle bu sıcak ortamda bizimle beraber olduğunuzdan dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca yine İstanbul'da yüzlerce araçla buraya kadar gelen, diğer tarafta 35 il başkanının Türkiye'nin değişik yerlerinde Edirne'ye kadar gelerek bu oluşuma katkı sunduklarından dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii TÜMKİAD çok farklı bir oluşum. Bugün Edirne'de yaklaşık 770 dolayında biraz önce Sayın Başkan dediği sivil toplum kuruluşunun olduğu ve sivil toplum kuruluşları içerisinde de en fazla finanse edilen illerden bir tanesi olan yaklaşık 53 milyona yakın sivil toplum kuruluşlarının cirolarının olduğu bir yerde elbette ki TÜMKİAD gibi güçlü bir yapının burada olması bu il için, Serhat ilimiz için bir kazançtır. Tabii bu kazancı organize eden buranın mimarıysa TÜMKİAD'da, Türkiye'de gerçekten emsalı çok az olan oluşumlardan bir tanesidir. Emsal kuruluşlar içerisinde geçmişi yaklaşık 50 yıla dayanan sivil toplum kuruluşlarının yanında geçmişi sadece 5 yıl olan ve Türkiye'de 35 ilde oluşum yapan, teşkilatlanan başka bir oluşum yoktur. Bu oluşum sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada bugün Türkiye'yi temsil eden bir aşamaya kadar geldi. Ve bu oluşum ayrı bir özelliği ise hiçbir kamudan 5 kuruş destek almadan sadece kendi üyelerinin ve kendi katılımcılarının desteğiyle ayakta duran ender kuruluşlarından bir tanesidir. Ben Türkiye genelinde hemen hemen birçok sivil toplum kuruluşunun yapısı içerisindeyim, oluşum içerisindeyim. Ama gerçekte istikrarlı bir şekilde ve katılımcıların çoğunun da yeni işe atılan amatör ruhla çalışan ama profesyonelle taş çıkartacak bir yapı içerisinde olan bir yapının da müşaviri olmak da benim için ayrı bir gurur ve onurdur. Bu yapının mimarı Sayın Nihat Tanrıkulu gerçekte hepimizi çalışacak oluşumda bir liderlik örneği sergiliyor. Ve yine Mehmet Ali Kurat Hocam Türkiye'de ender rastlanan bir araştırmacı ve uluslararası üne sahip olan bir araştırmacı. Bunun da aynen benim gibi adım adım TÜMKİAD'ı takip etmesi gerçekten de TÜMKİAD'a verilen bir değer olduğunu düşünüyorum. Ve TÜMKİAD'da, TÜMKİAD ailesi de bu değeri fazlasıyla hak etmişlerdir. Önümüzdeki aylarda 36. ilimizi Kars'ın açılışına katılacağız. TÜMKİAD'ın bir sloganı vardı. Edirne'den Kars'a kadar, aynı şekilde Trabzon'dan Urfa'ya kadar, Trabzon'u da Urfa'yı da gerçekleştirdi. Bugün Edirne açılışını gerçekleştiriyor. Önümüzdeki günlerde Kars'a gideceğiz. Daha sonra sırasıyla Muğla ve Mersin illerine gideceğiz. Ve tüm ekibi bu vesileyle kutluyorum. Başarının devamını diliyorum. Efendim, Sayın Tunca Erdağ'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere MAK Danışmanlık Başkanı Sayın Mehmet Ali Kulat Beyefendi'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Değerli hazirim, öncelikli olarak bu Serhat şehri Osmanlı'ya bir asra yakın başkentlik yapan, İstanbul'un fethedilmesinin bir yere kadar planlandığı, projelendiği, karada gemi yürütme,
denizde at sürmenin provasının yapıldığı bu şehirde bulunmaktan son derece mutluyum. Tümkiat bu güzel şehre yeni bir ahenk, yeni bir heyecan getirecek inşallah. Bundan dolayı Tümkiat ailesini, başta Sayın Genel Başkan Nihat Tanrıkul olmak üzere 35 ilden gelen değerli yöneticileri ve İstanbul'dan buraya kadar gelen kıymetli misafirlerin hepsini ve değerli Edirnelileri selamlamak isterim. Tümkiat ne yapmak istiyor? Tümkiat her şeyden önce umutların çok zayıfladığı, ekonomik krizin etkisinin herkeste iliklere kadar işlendiği, hissedildiği bir dönemde topluma umut verme, yeni bir heyecan kazandırma, bin yıllık bir tarihin, hatta onun da ötesinde 4000 yıllık ondan önceki bir tarihin yeniden topluma bir heyecan olarak gelmesini sağlamak için yola çıkmış bir hareket. Bir ticaret hareketi. Üreten insanları heyecanlandırmak isteyen, üretimlerine katkı sağlamak isteyen bir şehir. Edirne. Tarihte böyle bir misyon üstlenmiş. Şimdi Tümkiat'la buluşunca Tümkiat da bu heyecana heyecan katmak istiyor. Ben yaptığım iş dolayısıyla özellikle son 20 yılda Türkiye'de kurulu olan, son 20 yılda kurulan bütün partilerin, siyasi partilerin kuruluşunu bizzat yaşamış birisiyim. İşimin bir parçası olarak sağdan sola her renkteki partinin kuruluşu için bir şekilde yolu kesişmiş, o partilerin kurucularıyla, özellikle genel başkanlarıyla bir şekilde teşriki mesaisi olmuş birisiyim. Bir sürü de STK'nın, sivil toplum kuruluşunun bir şekilde içinde bulunmuş, yanında bulunmuş birisiyim. Kamuoyu araştırmacılarından gelir, düşüncelerini sorarlar. Kamuoyu araştırmacılar da kamuoyuna sorarak öğrendiklerini, kamuoyundan gördüklerini bu siyasilerle paylaşırlar ya da STK'larla paylaşırlar. Ben Nihat Tanrıkulu'yla nasıl tanıştım biliyor musunuz? Bir gün Nihat Tanrıkulu beni aradı. Bir siyasi ortamın olduğu bir dönemdi. Seçim zamanları bizler aşırı yoğun oluruz. Görüşmek istiyorum dedi. Ben de Ankara'ya gelirsen görüşürüz dedim. Ama o illa dakikasıyla, saatiyle bir program istedi. Ben bir iki defa doğrusu onu ertelemeye çalıştım kendimce. Ve bir gün artık o kadar ısrarlı ve net bir arayışla aradı ki ya gel kardeşim görüşelim o zaman dedim. Nihat Tanrıkulu geldi. Bir kafede oturduk. Yanında da arkadaşları vardı, birkaç arkadaş. Şimdi o anlatıyor kendince. Ben de kafam başka yerlerde, birkaç tane siyasi partiye danışmanlık yapıyoruz. Oradan milletvekilleri, işte bakanlar vesaire arıyor. Yani bir yere kadar kısmi bir ciddiye almazlık gördü o benim yüzümde. Tabii ben onun abisi durumundayım bir yere kadar şimdi ama öyle bir fotoğraf. Dedi ki, şöyle elini omuzuma koydu. Bak abi dedi. Şimdi ben buraya nasıl geldim biliyor musun dedi. Ya nasıl geldin, işte bindin uçağa geldin ya da arabayla geldin, nasıl geleceksin? Dedi ki öyle değil o iş. Bak dedi, beni ciddiye al. Şimdi gayri ihtiyarı döndüm, ne diyor bu dedim. Gömleğini açtı. Şöyle önünü. Kafedeyiz. Bir sürü insan var, milletvekilleri falan var. Ameliyat olmuş. Hastaneden tabiri caizse kaçmış. Yani kaçmış derken gelmiş. Yarasından kan çıkıyor. Önemli bir konu için geldim kardeşim dedi. Ben şok. Şimdi Nihat Tanrıkulu böyle bir işine değer veren, işiyle ilgili hırsı olan, işiyle ilgili hırsı milli hırslarının önünde olmayan, o konuda çok daha derdi olan, Çanakkale'ye düzenlenen Türkiye'deki ilk gezileri düzenleyen kişi Nihat Tanrıkulu. O zamanki videolarını bulun internette. Daha gencecik bir çocuk. Kusura bakmazsa daha böyle bıyıkları yeni terlemiş bir delikanlı mahalli televizyonlara çıkıyor
ve Çanakkale'nin önemini anlatıyor, heyecanını anlatıyor. Bunu yaparken bir taraftan da ne yapıyor onu söyleyeyim. Şimdilerde bir sürü böyle yardım kuruluşu falan var ya, öyle değil. Onun çok daha ötesinde garip kureba, kimsesiz, yetim insanlar için televizyonlarda yardım toplayan birisi. Böyle yolumuz kesişti bizim Nihat Tanrıkulu'yla. TÜMKİAD yeni kurulmuştu bu dediğim tarihlerde. Ve Nihat Tanrıkulu bir hedef koydu ortaya. Hedef şuydu. Türkiye'de iş adamları var. Bu iş adamları, birkaç tane de önemli STK var. Çok eski. TÜSİAD var, MÜSİAD var. Bir sürü STK var. Ancak ne hikmetse bu STK'lar bazı partilerin ya ön bahçesi oluyorlar ya arka bahçesi oluyorlar. Dedik ki hiçbir partinin ön bahçesi, arka bahçesi olmayacak olan, bütün siyasi partilere aynı uzaklık ve aynı yakınlıkta olacak olan, üretimi arttırmayı hedef alan, lojistiği güçlendirmeyi hedef alan, iş dünyasının kendi ekosistemi içerisinde canlanmasını, heyecanlanmasını isteyen, kimsesizlere kimse olma derdinde olan bir hareket doğabilir mi dediler ve şimdi 35. şehirdeyiz. İnşallah devamı gelecek, arkası gelecek. Ama emin olun, Nihat Tanrıkulu ve arkadaşlarındaki heyecanı görünce, şu anda çok büyük olan partilerin doğuşuna da şahitlik etmiş olarak olan birisi olarak söyleyeyim, şu anda bazı şeyleri göremiyor olabilirsiniz ya da eksik görüyor olabilirsiniz. Ben doğrusu ülkem adına son derece umutluyum. Son derece heyecanlıyım. Çünkü bir ülkedeki ekonomik kriz iş dünyasının heyecanıyla aşılabilir. Bir ülkedeki zorluklar iş dünyasının canlılığıyla, dinamikliğiyle aşılabilir. 1000'e yakın araç İstanbul'dan kalkıyor, kaç kilometre ötedeki yere geliyorsa ve geldikleri bu yerde asgari 1000 liranın altına düşmeyen benzin yakarak gelip gidiyorlarsa ve bu insanların hiçbirisinin yarın milletvekili olmak, belediye başkanı olmak, koltuk kapmak, ihale almak gibi bir hedefi de yoksa, bu hareketten çok şey beklerim ben de, çok umutla beklerim. Sizler de umutla bekleyin. Çok daha büyük kalabalıkları toplamakta bir şey yok. Toplayabilirsiniz. Buradaki değerli kardeşimiz, Oğuz kardeşimiz bir sürü kamu kurumuyla çalışıyor. 4 tane otobüsü doldurup burayı öğrencilerle falan doldurabilirdi. Ya da başka kamu kurumlarında çalışan birileriyle doldurabilirdi. Mesele asla bu değil. Zor olan patronlara patronluk yapmaktır. Buradaki insanların çoğu yanlarında yüzlerce insan çalıştırmaktadır. Ve bu insanların dakikaları kıymetlidir. Saatleri, zamanları değil. Bu kıymetli zamanlarını ülkelerinin yarınları daha iyi olsun diye ayıran bu insanları hep beraber alkışlayalım arkadaşlar. Ben bu vesileyle Osmanlı Devleti'nin Osmanlı İmparatorluğu olmasına vesile olan bu kutlu şehirden bundan sonraki şehrin açılışı yapılacak şehre Kars'a selam, buradan geri kalan 35 ile selam, eksik kalan bütün illere selam, Türkiye'ye selam diyorum, hepinizi selamlıyorum. Sayın Mehmet Ali Kulat Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Evet, vakit geldi. Bu arada çok değerli Süloğlu Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Orman Kıran aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. ...2017 yılında... iş ve ekonomi ahlakını tüm ülkemize yaymak, Türkiye'nin milli ve manevi değerlerini her şeyin üzerinde tutmak, vatan, millet, bayrak ve emek diyerek ülkemizdeki tüm iş adamlarını ve yüreği vatan, millet için atan, herkesle yolumuz bir diyen bir genel başkanımız
Sayın Nihat Tanrıkulu'nu kuvvetli alkışlarınızla konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Evet. Edirne. Güzel ülkenin, dünyanın kalbi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin, dünyanın köprüsü olan Doğu'yla Batı'nın, zenginlikle fakirliğin, birilerine göre kültürle kültürsüzlüğün, birilerine göre yoksul ve zenginliğin, ama gerçekte olan dünyanın kalbi olan ve Avrupalıların dünyaya biz varız dediklerinin kalbi olan, Osmanlı'ya başkentlik yapmış olan Edirne. Selam olsun Edirne'ye. Selam olsun Edirne'ye. Sevgili hemşehrilerimiz, şu an yüzlerce telefon canlı yayından Edirne'de canlı yayına başladı. Bizler Tümkiyat ailesi olarak bu yola çıkarken yağmurun, çamurun, zorluğun ve zafere giden yolun güllerle süslü olmadığını bilen, gül kokusunu duyup koşup gelen, ayağına diken batınca kaçıp gidenlerin bu elekten geçeceğini biliyordum. Çünkü öyle bir ülkede öyle bir yola çıkıyorsunuz ki bir STK kurmak istiyorsunuz. Bu STK STK'dan öte alacak. Siyasetten öte alacak. Bu STK ülkesine, milletine, devletine örnek olacak. Hiçbir siyasi partinin asla ve asla arka bahçesi, ön bahçesi olmayacak. Hiçbir devlete müdahale eden, milletin geleceğinde müdahale eden, kendi çıkarları için güçlendikçe güçsüzlerin önünü kesen, korkakların meydanlarda olmadığı, cesaretlerin meydanlarda olmadığını baskınla bu Türkiye'de birçok alanlarda var olan güçlerin hepsini biliyorum. Ama biz önce yeryüzünü yaratan Yüce Rabbime, Allah'a teslim olduk. Bir, kul hakkı yemezsen, Allah'a kul olursan, iki, devlete millet olursan, devletin hakkı da tüyü bitmemiş yetimin hakkıdır dersen yola çıkacaksın. Belki az olacaksın. Belki zorluklarla karşılaşacaksın. Belki koltuktan güç alıp veya bürokrasinin içerisinde koltuklarla güçle koltuklara oturulmuşların karşısında dik duracaksın. Korkmayacaksın. İşte dünyanın liderleri olan Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyette cumhuriyetine sahip çıkacaksın. Atatürk'üne aşık olacaksın. Sevdalı olacaksın. Ama Allah'tan korkacaksın. Allah'tan korkan kimseden korkmaz. Allah'tan korkan kimseden korkmaz. İnsanların dili, dini, ırkı, mezhebi ayırmadan. Hepimiz biriz. Bu topraklarda yaşayan hepimiz kardeşiz. Ve dünyanın göz bebeği olan, dünyanın gelecekte nefesini almak istediği oksijenin sahip olduğu, denizin altına girerken neye muhtaç olursunuz? Havaya. O havanın, dünyanın havasının bu topraklarda olduğu ve bu toprakların üzerinde büyük oyunlar oynandığı, bu oyunun üzerinde oynanırken Avrupa'nın hemen dibinde kimilerini savaştan, kimilerini parayla, kimilerini zekasıyla, kimilerini toplumu zahilleştirerek, küçülterek, bölerek kontrol altına almak istedikleri bu ülkenin üzerinde büyük oyunlar oynadığını biliyorum. İşte Avrupa'nın dibindeyiz. Neden Edirne'nin üzerinde büyük oyunlar oynanmıyor? Ben bir kardeşiniz olarak çok iyi biliyorum. Aslında büyük oynanıyor ama biz uyuyoruz. Edirne'nin toprakları patır 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 patır. Yeri geliyor, doğudan gelen kardeşimiz Kürt'tür, buna mal satmayın derler. Ama bir taraftan yarın bu toprakların büyük parsellerinin ele geçirildiği, tarımcılığın bitirildiği, küresel güçlerin Avrupa'ya yakın olan, Mustafa Kemal Atatürk'ün kalbi olan bu toprakların
parayla satın alınmak istediği ve ileride doğusuyla kanla, batısıyla paranın satın alınmak istediği ve bu ülkenin geçiş noktasında var olduğunu biliyoruz. Ama biz hiçbir siyasi partinin hareketi değiliz. Değerli dostlar, neden canlı yayını girdim? Aslında bu konulara hiç konuşmayacaktım. Niye girdim, neden konuştum? Çünkü ben buraya gelirken şunu gördüm ki, burada uyuyan, burada bir şeylerin, birilerinin uyanmasını istemeyen bir şey gördüğüm için bunu konuşuyorum. Konuşmalarımın tamamını değiştirdim. Evet, Oğuz kardeşim, sen ve ekibin uyandınız ama birileri elbette burada sizin veya bizim sizin uyanmanızı kabul etmedi. Çünkü dün ve öbürsü gün buraya her yayında söyledik. Binlerce insan bir araya geleceğiz. Edirne'de buluşacağız. Ama bugün bunu görüyoruz ki Edirne'de, Edirne'li hemşerilerimizin, Edirne'deki iş insanlarının güçlenmesini isteyen ama Edirne'de var olup Edirne'de bizim derdimizi anlamayan bir taraf olduğunu da gördük. Biz dertliyiz. Derdimizle dertlenmeye geldik. Ben öyle inanıyorum ki Edirne'de bu kalkış bir kar tomurcuğu gibi olmayacak. Çünkü yıllardır bu sözü söylediler. Kar tomurcuğu olacak, büyüyecek. Ama o kar tomurcuğunun Edirne'deki yaşadığı örnek şu güneş. Kar tomurcuğunu gördü mü ne yapar? Erir. Ama o eriyen toprakları kar ne yapar? Çamur yapar. Çamur tomurcuğu olacaksın Oğuz kardeşim. Değerli Edirne'deki tüm Kiyat ailem. Çamur tomurcuğunu büyüteceksiniz. Çamur tomurcuğunu gören çamur güneşi gördüğü zaman ne yapar? Kayalaşır. Kimse bizi yıkamaz. Siz bugün belki burada bir tomurcuk olamadığınızı zannedersiniz ama şu salonda canlı yayınlarla şunu gösterdik ki karımızı güneş eritti ama çamura başladığımızın bugün önercesi. Ben tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Önce bu selamı, bu konuşmayı değiştirdiğim konuşmanın noktasını koyun, ardından tüm kıyanatı. Değerli dostlar, iyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. İyi ki ülkenizin geleceği için sizler yola çıkan, kalbiyle inanan insanların yanında varsınız. Ben sizlerden özür diliyorum. Az önce de söyledim ya, bu noktaya gider konuşmama sebep olan gördüğüm, duyduğum bir tabloydu. Şimdi gelelim tüm kıyata. Değerli dostlar, biz iş dünyası derneğiyiz. Bu memlekette yeni doğan çocuklarımız, genç iş insanları, hayalleri olan, projeleri olan, zengin olmak isteyen, kalkınmak isteyen, ülkesine, milletine, ailesine, önce ailesine faydalı olmaya isteyen iş insanların umudu olmak için yola çıktık. Biz Avrupa'da, dünyanın birçok şehrinde en başarılı olan ülkeler, ekonomik özgürlüklerini almış, ekonomide güçlü olan ülkelerin en başarılı olmalarının sebeplerinin sivil toplum örgütlerinin daha başarılı olduğu, daha güçlü olduğu, ekonomide lobi güçlerinin daha çok olduğu ülkeler olduğunu biliyoruz. Bu konuda Yüksek İstişare Kurulumuzun çalışmalarını yaptırıyoruz. 50'ye yakın komisyon başkanlarımızın çalışmasını yaptırıyoruz. Bu komisyonlarımız nasıl gençlerin önüne açacak? Siyasette devletimiz ve milletimizin arasındaki bürokraside iş insanlarının nasıl önünü açacağını komisyonlarımız çalışmaya başlayacak. Yine aynı şekilde Yüksek İstişare Kurulumuz, uluslararası ihracatlarımızda dün Allah rahmet etsin, hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın bu ülkede tekstilde, ihracatta bu ülkeye ne kadar döviz kazandırdığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bizler o dönemden bu döneme ihracatın, yeni şirketlerin, yeni holdinglerin uluslararası ticarette ülkesine, ekonomide daha çok faydalı olmak isteyen genç iş adamlarının yolunu açacağız. İşimizin zor olduğunu biliyoruz. Yolumuzun dar olduğunu biliyoruz. Yolumuzun güllerle süslü olmadığını biliyoruz. Tabii biz iş dünyası derneğiz. Biz hiçbir siyasi hareket değiliz. Yarın önümüze çıkacak siyasette siyasetçilerimize de şu mesajı veriyorum. Biz ülkesini, devletini, milletini, kardeşini, birliğini, beraberliğini gören herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Ne sağı, ne solu, ne ortası. Biz ekmeğin davası olmaz gibi bizim bir siyasi tarafımız yoktur. Herkesin kişisel bir siyasi görüşü vardır. Herkes siyasetinde kendi inandıklarına, ailesini, kendisini, çevresini ikna etme,
o duyduğu davaya yönlendirme özgürlüğüne ait sahiptir. Ama bizler bu ülkede, bu ülkenin özellikle bu coğrafyanın Edirne'yi önemsiyoruz Oğuz kardeşim. Tarımı önemsiyoruz. Dünyanın küresel gücün geldiği bu noktada paranın göç ettiği, dünyanın ekonomik kriz yaşadığı, paranın göç ettiği dönemde özellikle bizim Avrupa bölgemizde 4-5 tane ilimizin topraklarında tarımın bittiğini, tarımın üzerinde büyük oyunların oynandığı ve bu toprakların yok edildiğini biliyoruz. Ve Avrupa'ya yakın olan, hemen Avrupa'dan komşu olan bu toprakları ticarette, ihracatta ülkeye büyük ekonomiler kazanabilecek ve bu topraklar üzerinden ülkemize büyük para kazançları yapabiliriz. Biz iş insanları olarak amacımız ülkemize, devletimize, milletimize güçlü bir devlet için, güçlü bir millet için gece gündüz çalışmak. Bu yüzden de siyasetçilerimiz hiçbir zaman ne Oğuz kardeşime ne de Oğuz kardeşimin ekibine siyasi gözle bakmasın. Çünkü ülkelerini değil, çocuklarını önce seviyorlarsa çocuğunu seven ülkesini sever. Ben geçen bir ödül töreninde şu cümleyi kullanmıştım. Bu ülkede babanızın malı gibi görürseniz bu toprakları talan eder, yok edersiniz. Bu ülkede bu ülkenin topraklarını, malını çocuklarınızın gibi görürseniz korursunuz. Çünkü siyasette de, sivil toplum örgütünde de bu ülkeyi biz babamızın malı gibi görüp babamızın malı gibi talan etmeyeceğiz. Çocuklarımızın malı görüp çocuklarımızın malı gibi koruyacağız. Dünyada hiçbir anne yoktur ki, dünyada hiçbir baba yoktur ki çocuğu bir yere sıkıştığı zaman o sıkıştığı alandan onu söküp çıkarmamak. Anne aracı kaldırır atar, baba dağı kaldırır atar. Biz bu toprakları çocuklarımızın geleceği görürsek çocuklarımızın sıkışmaması için, çocuklarımızın zorlaşmaması için bu oluşuma ciddi bir şekilde katkı veririz. Değerli dostlar, ben bugün bu topraklarda Osmanlı'ya başkentlik yapmış bu topraklarda bu topraklara ayak basmaktan, az önce Mehmet Ali Kulat hocam söyledi, doğusuyla batısıyla 2007 yılında Cumhuriyet tarihinde ilk kez 81 ili aynı anda üniversite sırasına oturmamış, askere gitmemiş çocukları anne babalarıyla birlikte hemen yanı başımızda olan Çanakkale, bu kutsal topraklara 81 ilden bir avuç toprak götürüp 57. alaya çınar ağacı diken bir kardeşinizim. 2007 yılında diktiğimiz o çınarların 2017 yılında atalarımızın kemiklerinin saracağı bir tarih olduğunu biliyordum. Tümkiyatın Çanakkale ruhuyla kurulurken ben ama bir şeyi bilmiyordum. 2017'de kurduğumuz, diktiğimiz o çınarı biz topraklarla, sularla sularken 2017'nin onu üstüne koyunca 2017'ye denk geldiğini, 2017'nin de Çanakkale plakasının olduğunu bilmiyordum. Ama yüce Rabbime hamdü senalar ediyorum ki öyle bir mesaj veriyor ki siz 2007 yılında kuruyorsunuz, 10 yıl sonra 17 geliyor, bir daha 100 yıl sonra gelecek 17'yi size nasip ediyor. Değerli arkadaşlar, güneşin altında sıcak bir havada piştiğinizi biliyorum. Ama ne olur şöyle bir saniye beni kalbinizle dinleyin. Kalkmayın güneşten. Çünkü onlar kurşuna karşı, onlar sizin bugün, belki bu güneşin altında kimisi ufaktan arkadan kaçıp gitti. Bu güneşe dayanamadı ama şunu unutmayın ki bu topraklarda bizim nefes almamız için, bu topraklarda yaşamamız için onlar güneşe karşı değil, kurşuna karşı ölüme gittiler. Hamile eşlerini bıraktılar evlerinde. Onlar hasta dedelerini, annelerini bıraktılar evinde. Ama onlar peş peşe giderken kimi Kürt'tü, kimi Laz'dı, kimi Çerkez'di, kimi Alevi'ydi, kimi Sünni'ydi, kimi Roman'dı, kimi Boşnak'tı, kimi göçmendi. Onların tek derdi vardı. Vatan ve bayrak, millet, devlet. Ama bizi vatan ve bayrak derken
ırkçılık yapıyormuş gibi algılamak, biz ülkemizi seviyoruz derken farklı algılamak, ben bu topraklardan da söylüyorum. Bizim üzerimizde oynanan oyunları bildiğimiz için ben Kürt'üm, ben Laz'ım, ben Çerkez'im, ben Alevi'yim, ben Sünni'yim, ben Roman'ım, ben Gürcü'yüm, ben Boşnağ'ım, ben Mustafa Kemal Atatürk'ün kazandığı bu topraklarda yaşayan Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağına kurban olan bir evladım evlat. O yüzden ben öyle inanıyorum ki bu topraklarda Edirne'de yeni bir kalkış olacak. İş insanlarının yeni bir gücü olacak. Evet, iş insanlarının derdi ne? Oğuz kardeşim, Tümkiyat Edirne, iş insanlarının seçme ve seçilme hakkına sahip olduğunuz odalarda, her alanda sizler var olursanız, unutmayın ki ekonomik olarak birinin sizin tamamınızın ekonomisini satın alabilir. Ama sizin oy potansiyelinize, sizin arkada toplandığınız güce karşı terazide oyların bire karşı bir olma gücüne sahip olduğunuzu unutmayın. Bizler bunun en büyük örneğini İstanbul Ticaret Odası'nda 10 tane meclis üyesi, 10 tane arkadaşımızı Cumhuriyet tarihinde ilk kez odaya koyarken ve şu an hedefimiz olan 50 tane meclis üyesini İstanbul Ticaret Odası'nda temsilciliğini vereceğiz. Bize soruyorlar, ya bine yakın araçla Edirne'ye gideceksin. Derdin ne Sayın Genel Başkan? Derdim benim hesabım. Derdim benim hesabım. Ben 1000 tane iş adamını İstanbul'dan Edirne'ye getiriyorsam 1000 tane sadece mesajla, telefonla değil, arayarak davetiye vererek değil, zorla değil, herkese dokunduğum, kalbine dokunduğum, dosya takipçiliği yapmayıp, çıkar için onları para çıkarı için işinin karşısında çözüm noktası olmadı. Dertleriyle dertlendiğim, gönüllerine dokunduğum, acı günlerinde ağladığım, sevinç günlerinde halayın başında olduğum dostlarımı sadece sosyal medyadan davet ettim. Evet, 1000 kişi mesaj vermem siyasete değil. Derdim yok ama hesabım var. Yarın bu 1000 arkadaşımız onar arkadaşını seçime getirirse 10.000 seçmen olur. Ve yarın sizin kapısını çalmadığınız, sizin seçme ve seçilme hakkına sahip olduğunuz o odalarda veya siyasette değil. Bakın tekrar söylüyorum. Ticarette, uluslararası ticarette yeni iş insanlarının güçlenmesi için, onlara imkan sağlamak için, kapı açmak için, oralarda var olmak için, genç iş adamlarının önünü açmak için para değil, birlikte güç lazım olduğunu biliyorum. Bugün inandım ki İstanbul'da, yarın Edirne'de binlerce iş insanı dün daha kapısını çalmadığı, oyunu kullanmadığı, gitmediği odalarda var olacaklar. Evet, bu belki de bir genel başkan için önceden bir farklı bir algılanma olabilir. Ama bizim zaten derdimiz o. Hiçbir odadan, hiçbir siyasi partiden bizim derdimiz yok. Ülkesine, milletine, devletine faydalı olan herkesin arkasında olacaksın Oğuz kardeşim. Edirne'nin yeni iş insanlarına, güçlü insanlarına, geç iş insanlarının birlikte yeni lobi güçlerine ihtiyacı var olduğunu biliyorum. Sadece Edirne'de söylemiyorum. Geçen Urfa'da da söyledim. Trabzon'da da söyledim. Silop'ta da söyledim. Van'da da söyledim. Muş'ta da söyledim. Batman'da da söyledim. Bizler bu oluşum olarak, bu hareket olarak bir gün gelecek herkesin saygı duyabileceği ama kimseye kötülük etmeyen, koltuktan güç alıp ezen değil, koltuktan güç alıp saygıda küçülen bir toplum olacağız. İçimizde fitne, fesat, güçten güç alıp birinin kaderinden oynayacak bir Allah'ın kulunu, kalemini kırmadan asla ve asla içimizden yok etmeyeceğiz. Dün kırdığımız gibi bugün de ve yarın da kıracağız. Çünkü bizim içimize fitne çıkar, bizim içimizde bölücülük olan hiç kimseye 5 yıl içerisinde meydana müsaade etmedik, bugünden sonra da etmeyeceğiz. Değerli hemşehrilerim, bakışınıza sizi kurban olayım. Şöyle bir alkış alalım mı kendinize? Harikasınız. Değerli Tuncer Hocam az önce söyledi. Tuncer Hocam, bir STK kuruyorsunuz. Bilmediğiniz bir kültür, bilmediğiniz bir plan, bilmediğiniz bir siyasi güç, bilmediğiniz bir lobi güçlerinin var olduğu Türkiye'de
dengeleri bozmak için yola çıkacaksınız. Bir, abdestinizden şüpheniz olmayacak. İki, siz kirli olmayacaksınız. Üç, korkmayacaksınız. Kirli olan korkar. Suçlu olan korkar. Abdesti bozuk olan korkar. Çünkü siz Allah'a gerçekten temiz olduktan sonra, devlete temiz olduktan sonra, millete temiz olduktan sonra korkmayın. Çünkü sizi koruyan bir Allah, sizi koruyan bir melek olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyete, bu devlete teslim olmuş, devletin hukuk ve adaletini inanmış, güvenmiş olan bir oluşum olacağız. Güçlendikçe devletimize asla karşı gelmedik, gelmeyeceğiz. Devletçi STK kültürünü bu ülkeye kabul ettireceğiz. Bu ülke yeni bir gücü görecek. Hakkari burada mı? Hakkari. Şöyle bir ayakta göreyim. Hakkari'ye bir alkış gönderelim mi? Harikasınız. Evet. Hakkari İl Başkanım. Edirne'den Kars'a. Kars burada mı? Gel, yanıma gel. Gel. Sana zahmet Altok Bey. Alkışlayalım mı Altok kardeşimi? Şimdi değerlerimiz, hemşehrilerimiz. Edirne İl Başkanımız, Edirne'li hemşehrilerimiz de geçen ay Şanlıurfa'daydı. Şanlıurfa'da Ali Soydaş kardeşim ve gerçekten Şanlıurfa'da aşiretlerimizin binlerce insanın bizi ağırladığı bu noktada da Edirne'yi, Trabzon'u orada anons etmiştik. Değerli hemşehrilerimiz, şunu unutmayın. Biz kendi topraklarımızı küresel güçlere yem edeceğimize kardeşlerimizle kol kola olmak zorundayız. Edirne artık sadece bir bölgenin il gibi görmeyeceksiniz. Edirne her ilden göç almış, her renkten, her ırktan, her şeyde insandan göç almış bir memleket olacak. Ama bu memlekette bir olacağız, kardeş olacağız. Ama en önemlisi Edirne'ye gelmiş olan kardeşlerimiz de Edirne'ydi. Edirne'yi doğmak için Edirne'yi sevmeyecek. Edirne'de ekmek yediği için Edirne'yi sevecek. Vatan olduğu için Edirne'yi sevecek. Kasır Başkanım, sen alın yanıma şöyle. Bu ülkede biliyorsun yıllardır aşağı yukarı 100. yılımıza geliyoruz. Selam olsun Edirne'den Kars'a. Selam olsun Edirne'den Kars'a. Gel Oğuz'un yanına. Gel. Alkışlayalım Oğuz kardeşimle. Diğer il başkanlarımız da burada, onlar da kusura bakmasın. Ben bilerek böyle bölgeleri farklı aldım ki. Gel sen de sol tarafıma. İşte Edirne. İşte Kars. İşte ortada da Türkiye Cumhuriyeti'nin Çanakkale ruhuyla yaşlanmış Türkiye Cumhuriyeti sevdalısı bir genel başkan. Siz alalım şöyle sağıma soluma. İşte Kürdü de burada, Lazı da burada, Yörüğü de burada, Tereçemesi de burada. İşte hepimiz biriz. Evet, teşekkür ederim. Altok kardeşim. Ben teşekkür ederim. Mikrofonu vereceğim şimdi. Kısa bir mesaj. Kars'a buradan, Edirne'den Kars'a selam söyleyeceksin. Bakalım. Ayakta göreyim sizi böyle. Hakkınızı helal edin. Ayakta sadece görmek istiyorum sizi. Genel Başkan Yardımcılarımı ayakta alayım. Genel Başkan Yardımcılarım. Tarkan Bey. Evet, yönetimimiz ay. Kars'ımız Edirne'den Kars'a sloganını gerçekleştiriyoruz. Edirne'den Kars'a, Bahattin Bey'i görmedim ama. Bahattin Bey burada mı? Evet, Bahattin Bey de burada. Hemen Kars'ımızın açılış tarihini veriliyoruz. Ekip olarak Kars'a hazırlık yapıyoruz. Edirne'den Kars'a sloganımızı gerçekleştiriyoruz. Alkışlayalım sizi, buyurun lütfen size yapayım. Ato, hemen Kars çalışmalarını başlıyoruz. Edirne'den Kars'a sloganımı yerine biz sözümüzü verdik. Ama sözü gerçekleştirecek sensin. Buyurun. Kıymetli vekilim, değerli genel başkanım, çok kıymetli il başkanlarım, kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygı ve sevgilerimle 1975 kilometrelik yoldan kucak dolusu selamlarımla, saygı ve sevgilerimle, hürmetlerimi sunuyorum. Bizim ayak bastığımız topraklarda doğusuyla batısının arasında köprü kurup üzerince binlerce şehit verdiğimiz al bayrağın altında diliyle, diliyle, ırkıyla, mezhebiyle, memleketiyle hep bir arada yaşadığımız, kardeşçe, dostça yürüdüğümüz
kol kola, omuz omuza vererek daha ileri dediğimiz günlerin geleceğini vaat etmek için işte biz de diyoruz ki Kars'tan Edirne'ye Kars İl Başkanı olarak saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Atom, inşallah Edirne'den Oğuz, Edirne'li hemşehrilerimizi Kars'ı görmemiş iş insanlarını alacaksın, geleceksin. Çünkü ateş bir yerden başlarsa Mehmet Ali Kulat Hocam, etekten başlarsa başa gelir, baştan gelirse etek gider. Öyle yok. Ben bu toprakları seviyorum. Baş yanıyor, ayak yok. Edirne'de bunu bulacak. Biz kardeşiz. Edirne'lileri, Sayın Vekilim, Oğuz kardeşimi Edirne'ye emanet ediyorum. Onun ve arkadaşlarının ekibin içerisinde Edirne'li olmayanlar da olabilecek. Ama buraya gelmiş, burada doğmuş, burada büyümüş, burada ticaret yapan, Edirne'lilerle beraber birlikte hareket eden bu kardeşlerimize sahip çıkacaksınız. Çünkü Edirne bir İstanbul'dur. Edirne bir İzmir'dir. Edirne gelişen bir şehirdir. Edirne bizim kalbimizdir. Avrupa ile bizim geçiş noktamızda ülkemizin bu topraklarda zeki, akıllı, çevik, genç iş insanlarına ihtiyacımızın olduğu, burada güçlenmesi gereken, uyuyan değil, uyanık olan, dinç olan, sahada olan bir oluşuma ihtiyaç vardı. Oğuz kardeşimi sizlere emanet ediyorum Sayın Vekilim. Anto kardeşim, seni uğurluyoruz. Gel seni bir alnından öpeyim de. Allah razı olsun. Alkışlayalım mı? Hakkınızı helal edin. Ben programı toparlayayım, yemeklerimizi yiyelim. Bundan sonra İstanbul'dan, konvoydan gelen herkes özgür. Edirne'ye gidin, ciğer yiyin. Etleri de yiyin bu arada. Ciğer yiyin de hemen etleri yemeden bırakmayın. Ziyan olmasın. Çünkü enerjiyi dağıtacaksınız. Yiyin. Burada da yiyin. Edirne'li hemşerilerimizden bir su içseniz bile, bir su bile ülkenin ekonomisine katkı olacağına ben inanıyorum. Edirne'mizden sonra özgürsünüz. Lütfen dikkatli gidin. Lütfen rica ediyorum size. Dönerken herkes özgür. Sakin sakin gitsin. Allah'ın meleklerini bize gönderdiğini, Çanakkale'deki şehitlerimizin her birinin ruhunun benimle beraber ve sizle beraber olduğunu ben inanıyorum. Benim inancım bu arkadaş. İnancı olmayana da saygı duyuyorum. Kimi ota inanır, kimi her şeye inanır. Bir söz de söyleyeyim. Hindistan'da 1,5 milyar insan var. Yüzlerce tanrıları var. Bir arada yaşıyorlar. Bizim Allah'ımız bir. Peygamberimiz hak, kitabımız bir. Biz dilinde Allah, kalbinde şeytan olanlardan Allah'ı tanımaya çalışıyoruz. Biz sahtekarlık yapıp insanı dolandıranlardan, doğruluktan nefret ediyoruz. Ben ne Allah'ımdan, inancımdan vazgeçeceğim, ne de insanlığımdan, ne de adamlığımdan. Çünkü kalbimde Allah var, dilimde Allah var. Çünkü ben Mustafa Kemal Atatürk'ü de seviyorum. Ben ülkemi de seviyorum. Ben insanları seviyorum. İnancı ne olursa olsun insanı seviyorum. Onun için lütfen dikkat edin. Bu arada yoruldunuz, hakkınızı helal edin. İyi ki geldiniz. İyi ki buradasınız. Sunucu kardeşime, burada görev yapan arkadaşlara, en önemlisi devletimize ben teşekkür ediyorum. Biz hiçbir siyaseti alanımızda şeref konuğu yaptık ama siyaset sokmadık Sayın Belediye Başkanı. 35 yıl dedi. Bir şeyi kıracağız dedik ya. Kıralım. Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da görüşüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşüyorum. Sayın Meral Akşener'den de görüşüyorum. Sayın Devlet Bahçeli'yle de görüşüyorum. Sayın Ali Babacan'la da görüşüyorum. Ahmet Davutoğlu'ndan da görüşüyorum. Efendime söyleyeyim, Muharrem İnce'den de görüşüyorum. Birçok siyasi partinin hepsinden görüşüyoruz. Bizim kapımız herkese açık. Biz siyasi partinin genel başkanlarına diyoruz ki biz hiçbirimizin bahçesi değiliz. Ama biz devlet tanımını söyleyip mikrofonu kardeşime bırakıyorum. Biz diyoruz ki devlet, Mehmet Ali Kulat Hocam, devlet nasıldır? Nihat Tanrıkulu, devlet nasıldır? Ya devletçi STK nasıldır? Ya kardeşim, devlet kayaya benzer, kayaya. Devlet erimez, yıkılmaz, dağılmaz. Millet toprağa benzer, toprağa. Kayanın üstüne serpilmiş toprağa. Kayar. Kaymaması için ağaç lazım, ağaç. Ağacı dikersin, siyasettir ağaç. STK'dır ağaç. Yaşlandığı zaman yarım metre o tarafı saramayacağı toprağı yeni fidanlar dikmesen Sayın Belediye Başkanı, o toprak kayar. İşte bu yüzden siyasetçiler ve STK'cılar toprağa dikilmiş ağaca benzer. Bir metre o tarafına faydası olmayan siyasetin veya STK'nın
yeni biçilen bir fidanı sökmek isteyen zihniyete de devletçi bir STK'nın duruşunun adı kayadır kaya, kayadır kaya. Devlet yıkılmaz, devlet erimez, devlet bölünmez. Biz ama devlete toprak olmadan devlet gülmez. Millet de devletin yüzüdür, gülen yüzüdür. Bu yüzden siyasetçilerimize de rica ediyorum. Bize siyaseti sokmayın. Bizi siyasette karıştırmayın. Yarın öbür gün diyeceksiniz bu kadar hiçbir siyasi partinin Mehmet Ali Kulat hocam da söyledi. Tüncer Dağ hocam da söyledi. Birçok insan da şu an herkes de belki de onları da arayıp soracaklardır. Belediye başkanlarımıza da soracaklardır. Ya böyle bir kalabalık genel başkan gelmiyor karşılıyor. Biz para vermedik. Paramız yok. Paramız var ama Allah'a çok şükür. Yani birilerinin parasıyla kara para yok, haram para yok, yanlış para yok. Rabbime hamdü sene olsun. Yürekleriyle şu an bu insanlar ülkesinin ekonomik bir krizde buraya geldiler. Ben o iş insanların yüreğini yapıyorum, sizlerle alkışlıyorum lütfen. Yüce Rabbim, Yüce Rabbim birliğimizi bozmasın. Bu oluşumdan bu ülkenin lojistik firmaları satılmış. Bu ülkenin limanları satılmış. Bu ülkenin birçok marka olmuş firmaları satılmış. Bu ülkenin kaynaklarının birçoğu ülkeden göç edip bizim ceplerimizden çıkıp onların çuvalına dolmuş. Tekrarlıyorum. Bizim cebimizden çıkmış, onların çuvalına dolmuş, çuvallarla yurt dışına giden bu paranın önünü kesecek olan bir yapının önünü kesmek isteyenin vatan haininden başka bir isimle adını koymak istemiyorum. Öyle firmalar var ki şu gördüğünüz sistemde de, boyada da, taşta da, çiçekte de, en ufak kimyasalda da bu ülkenin yerli ve milli malları yok edip gidilmiş. Bu ülkede yeni markalar çıkacak. Yeni boya fabrikaları çıkacak. Yeni lojistik firmaları çıkacak. Yeni tekstilciler çıkacak. Yeni ihracatçılar çıkacak. Dünyanın birçok ülkesinde şu an işimizde olan iş insanları var. Divan başkanımız 67 ülkeye gitmiş. Yine aynı şekilde boya üreten fabrikamızın birçok ülkeye ihracat ettiği. Yine tekstilde 70'e yakın ülkeye ihracat yapan. Yine farklı sektörlerde ülkenin birçok bölgesine ihracat yapan firmalar var içimizde. Bunlar bize abilik yapacak, uluslararası ticarette yerli ve milli ürünü çıkaracağız. Yerli ve milliyi söylerken bunu da siyaset algılamayın. Sağa da solu da yerlinin millinin adı budur. Kaynağı yabancıya atmayan, kendi toprağında kendi meyvesini yendir yerli ve milli. Siyasetten sloganı kapıp yerli milli olmaktan korkmayın. Hani dilinde Allah diyor, kalbinde şeytan. Adam diyor ya Allah, Allah'a şey diyor. Ya Allah, Allah hata yapar mı? Şimdi adam, yani yerli ve milliyi bizim söylemimizde başka yere yapıştırmak isteyenlere de şuradan ekranda da söyleyeyim. Bunu yapıştırmayın. Bir siyasi bir slogan değil. Bu ülkenin daha güçlü olması için bir slogan diyorum. Yüce Rabbim kalbinizden sevgi, gönlünüzden mutluluğu, yüreğinizden huzuru, bedeninizden sağlığı, cebinizden Halil İbrahim bereketini, ay yıldızlı bayrağın altında onlar ki kanlarıyla satın aldığı patronlarımız, Çanakkale'de yatan şehitlerimizin torunları olan Kürdü, Lazı, Çerkezi, Alevisi, Sünnüsü, Romanı, Gürcüsü, Boşnalı hepimiz biriz kardeşiz. Güçlü Türkiye, güçlü bir ülke, güçlü bir devlet için yolumuz açık olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanımızı bırakmıyoruz. Güzel konuşmaları için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bir kez daha Edirne'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kuvvetli alkışlar bir kez daha Genel Başkanımız Sayın Nihat Tanrıkulu'na. Evet, bu güzel Edirne'mizde birazdan açılışını gerçekleştireceğiz. Değerli İl Başkanımız, Sayın Vekillerimizi Kuldele kesimi için sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim, Sayın Belediye Başkanlarımızın. Buyurun efendim. Anadolu yiğitleri, güçlü bir Türkiye için bir araya geldiler. Çok değerli ülkemizin geleceği. Değerli hocalarımızı, Mehmet Ali Kulat hocam, buyurun efendim. Değerli Tuncel Dağ hocamı da burayı davet ediyoruz. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب العالمين إلهي يا ربي. Şu anda bir kutsal görev için, ya Rabbel Alemin bu vatan için, bu millet için hep beraber olan
yürekli insanların bulunduğu bir cemiyette ellerimizi açtık, sana dua ediyoruz. Velhamdülillahi rabbil alemin, lillahi teala'l fatiha. Evet, hazır mıyız Edine? Şöyle bir alkış alalım mı? Alkışları görelim mi? Derdi vatan olan, derdi kardeşlik olan, derdi birlik olan, derdi ülkesinin daha güçlü olması için yeni umutlarla yola çıkan, korkmadan, ülkesinin ve devletinin, milletin geleceği için yola çıkan bu Anadolu'nun yiğitleri, bastığınız bu toprakların, dünyanın korktuğunu unutmayın. Bu topraklara basın ki, bu topraklar hiçbir zaman cansız kalmasın. Bu topraklarda var olun ki, bu topraklar, bu dünya var olduğu sürece düşmansız, bu topraklar var olduğu müddet içerisinde içimize fitne sokmadan bitmeyecektir. Biz uyanık oldukça bu toprakları kimseye teslim etmeyeceğiz. Biz uyanık oldukça kimseye fitne sokmayacağız. Biz ayrım yapmadıkça, sen olsun, sen busun demedikçe bir olacağız, kardeş olacağız. İnsanların dilini, dinini, ırkını, mezhebini ayırmayacağız diyeceğiz. Bu oluşumda darda olan iş insanın dardına koşacağız. Dertleneceğiz, dertleriyle dertleneceğiz. Mutluluklarıyla paylaşacağız. Düğünlerinde halay çekeceğiz ki mutlumuz olacağız. Cenazemizde, üzüntü günlerimizde onlarla acıları paylaşacağız ki acımızı azaltacağız. Edirne'miz, tüm kıyas size hayırlı uğurlu olsun. Bugün belki küçük bir aile görüyorsunuz ama yarın bu ülkenin geleceğinde, bu topraklara, çocuklarımızın geleceğine sağlam bir ülke miras bırakacağına inanıyorum. Ya Allah, Bismillah, hayırlı uğurlu olsun. Anadolu yiğitleri, yüzlü bir Türkiye için bir araya geldiler. Ülkemizin geleceği için biz de varız dediler. Genç iş adamlarımız, bizler de varız dediler. Biz de varız diyenler tüm ÇİAD'da, ekonomide biz de varız. El ele hep beraberce güçlü Türkiye diye. Anadolu'nun yiğitleri biz de varız dediler. Anadolu'nun yiğitleri biz de varız dediler. El ele çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de birleş.